Podcast'ta tekrar karşınızdayız. Bugün size Hotmail'e nasıl kaydolacağınızı anlatan bir video hazırladık. 2015 yılında çektiğimiz bu videoda en son MSN'ye nasıl kaydolacağınızı anlatan videodur. İlk önce yapmanız gereken şey Google'a indir kaydol yazıp aratmak. Burada indir kaydolun görüyorsunuz resmi web sitesi. Böyle tıklıyorsunuz. Şimdi buraya niye giriyoruz onu anlatalım. Burada bakın şu yukarıda bulabilirsiniz. İşte e-posta adresi alma, Instagram, Hotmail ve MSN. İsterseniz Hotmail'e tıklayabilirsiniz Hotmail kaydola ya da şurada popüler konular içinde görüyorsunuz Hotmail kaydol burada da var. Herhangi bir tanesine tıklayalım. Şimdi buraya niye girdik? Burada videoda anlamadığınız noktaları hani buradan çok daha iyi anlayabilirsiniz. Uzun uzun burada bütün işlemler anlatılıyor. Zaten görüyorsunuz Facebook beğenisini, Google Plus paylaşımını. Hani adım adım bütün işlemler size anlatılıyor. Ama biz yine de bunu videolu olarak yine size anlatacağız. Aynı zamanda sitemizden Hotmail'e kayıt olamıyorsanız, problem yaşıyorsanız burada yorum ekle diyerek Facebook hesabınıza yorum ekleyebilirsiniz. Ya da görüyorsunuz burada adınızı, e-posta adresinizi ve sorunuzu yazıp bize gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş yaparız. Şimdi Hotmail'e kayıt olmak için Hotmail'in kayıt sayfasına gitmek gerekiyor. Bunun için sitenin içinde bulunan Hotmail kaydol yazısına tıklayalım. Şimdi burada Microsoft hesabı oluşturma. Bunun için ne yapacağız? Adımızı yazacağız. Soyadımızı yazacağız. Biz bir hemen deneyelim. İngiliz kaydol. Kullanıcı adı olarak ne yazacağız? Şimdi burada görüyorsunuz. Oturup açmak için e-posta adresi Microsoft hesabımızı kullanabilirsiniz. Yeni bir e-posta adresi almak istiyorum ben. Sonuçta Hotmail'e kaydolmak istiyorum. Bakın burada outlook.com çıktı. Bunu hotmail.com olarak değiştiriyorum. İstiyorsanız burayı tekrar değiştirelim. Tekrar göstereyim. Hesaba tıkladığınız zaman açılan pencere adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Alternatif olarak yeni bir e-posta adresi alabilirsiniz. Tıklıyorsunuz. Buradan hotmail.com'u seçiyorsunuz. Şimdi kullanıcı adımızı yazalım. Mesela ne olsun? İndir 2015 kaydol. Bakın eğer burada bir hata verseydi mesela indir kaydol deneyelim. Önceden alınmış olduğu için başka bir ad isteyecek bizler. Ne yapıyoruz? Böyle farklı, kimsenin önceden kullanmamış olduğu bir e-posta adresi yazıyoruz. Uzantısını hotmail.com. Şimdi parolamızı yazacağız. En az 8 karakter olmasını istiyor. O yüzden en az 8 karakterli şifremizi, parolamızı iki defa yazıyoruz. Şimdi buralar çok önemli. Bu parolayı unutmamanız gerekiyor. Unutursanız parolanızı almak için gerekli işlemler hep buradakiler. Yani siz doğum tarihinizi vermek istemiyor olabilirsiniz. O zaman standart belirleyin kendinize. Mesela 1 Ocak işte 1991 ya da daha eski 1981. Yani bütün şeylerde bunu verin ki karışmasın. Cinsiyetinizi belirtin. Şimdi burada telefon numarası vermenizi istiyor. Şimdi ben telefon numarası vermek istemiyorsam o zaman bir e-posta adresi vermem gerekiyor. Şimdi bu iki seçenekten birisi. Bunu unutmayın. Yani siz telefon numarası vermek istemiyorsanız başka bir e-posta adresi vermeniz lazım. Peki hem telefon numaranızı vermek istemiyorsunuz hem de başka bir e-posta adresiniz yoksa ne yapacaksınız? Başka bir e-posta adresi yazacaksınız. Başka bir yolu yok. Peki sizin yoksa bu e-posta adresiniz bir yakınınızın, bir tanıdığınızın, bir dostunuzun, ailenizden birisinin e-posta adresini de yazabilirsiniz. Bu dediğimiz gibi yine çok önemli. Çünkü siz şifrenizi unuttuğunuzda, Hotmail'e başka bir bilgisayardan girmeye çalıştığınızda işte doğrulama kodu istiyor. İşte şifrenizi unutursanız sıfırlama bağlantısı bu diğer e-posta adresine geliyor. O yüzden bu diğer e-posta adresi çok çok önemli. Bunu unutmayın. Şimdi buraya eskiden almış olduğumuz bir şey yazalım. E-posta adresini yazalım. Ya da dediğim gibi telefon numaranızı da yazabilirsiniz. Telefon numarası tabii ki en kesin ama yani telefon numaranızın değişmemiz lazım. Değiştiği zaman o da çok büyük sıkıntı oluyor. Sonra şu resimde görmüş olduğunuz karakterleri yazacaksınız. Her şeyde tabii ki farklı çıkıyor. Bunu unutmayın. Şimdi X, V, Q bu. P, 5, ile. İsterseniz burada yeniye tıklayıp şey yapabilirsiniz. Sesi hiç tıklamayın çünkü ses çok daha zor. Onu söyleyelim. Microsoft'tan promosyon teknikleri
İsteyebilirsiniz. Ben istemiyorum. Hesabı oluşturun. Bu kadar. Hotmail'de hesap oluşturmak bu kadar kolay. Peki, takıldığınız bir yer oldu. Herhangi bir şeyi yanlış yaptınız. Bir sıkıntı oldu. Hesap oluşturmaya tıkladınız. Burada kırmızı bir hata mesajı çıktı. O zaman ne yapıyorsunuz? O hata mesajını burada yorum ekle ya da şuradaki yorum gönder kısmından bize iletiyorsunuz. Size en kısa zamanda doğru, kalıcı bir çözüm sunuyoruz. Dediğimiz gibi Hotmail'e nasıl kaydolacağınız, bakın burada yine tekrar adım adım size anlatan resimli hesabımız da var, resimli anlatımımız da var. Hani takıldığınız yerleri her zaman ama her zaman bize sorabilirsiniz. Başka bir indirkaydol.com yardım ediyorsunuz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.